Bismihi Subhane. Reis Beyefendi. Kararnamede üç madde esas tutulmuş. Birisi cemiyettir. Ben buradaki bütün Risale-i Nur şakirtlerini ve benimle görüşenleri veya okuyan ve yazanlarını aynıyla işhâd ediyorum. Onlardan sorunuz ki ben hiçbirisine dememişim. Bir cemiyeti siyasiye veya cemiyet-i nakşiye teşkil edeceğiz. Daima dediğim budur. Biz imanımızı kurtarmaya çalışacağız.'' umum ehli iman dahil oldukları ve 300 milyondan ziyade efradı bulunan bir mukaddes cemaati İslamiye'den başka mabeynimizde medar bahis olmadığını ve Kur'an'da Hizbullah nam verilen ve umum ehli imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi Kur'an'a hizmetimiz için Hizbül Kur'an, Hizbullah dairesinde bulmuşuz. Eğer kararnamede bu mana murad ise, bütün ruhumuzla, kemal-i iftiharla itiraf ederiz. Eğer başka manalar murad ise onlardan haberimiz yoktur. İkinci madde. Kararnamenin itirafıyla, Kastamonu zabıtasının rapor ve tasdikiyle, hiç neşrolunmayacak tarzda, odun ve kömür yığınları altında ve mıhlı sandıklarda bulunan ve Eskişehir Mahkemesi'nin tetkikinden ve tenkidinden geçen ve bir hafif cezayı çektiren ve katiyen mahrem tutulan tesettür risalesi, ve Hücumat-ı Sitte ve Zeyl-i Risalesi gibi kitaplardan bazı cümlelerine yanlış mana vererek, 9 sene evvelki zamana bizi götürüp cezasını çektiğimiz suç ile mesul etmek istiyor. 3. Madde Kararnamede kaç yerinde devletin emniyetini ihlal edebilir veya yapabilir gibi tabirlerle imkanat vukuat yerinde istimal edilmiş. Herkes mümkündür ki bir katil yapsın. Bu imkan ile mesul olabilir mi? Mevkuf Said Nursi Bismihi Subhane Reis Beyefendi Ankara makamatına reis Cumhur'a istidah suretinde gönderdiği müdafaanamemi ve başvekâletinde bunu ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabi mektubunu rapten sunuyorum, takdim ederim. Makam-ı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız, itham kerane evhamın kati cevapları bu müdafaatımda vardır.'' sair yerlerin garaz kerane ve zabıt zabıtnamelerine bina edilen buranın ehli vukuf raporunda hılaf-ı vaki ve mantıksız çok sözler vardır ki onlara karşı da bu itiraznamem takdim edilmişti. Ez cümle, size evvelce arz ettiğim gibi Eskişehir Mahkemesi'ne 163. madde ile beni mahkum etmek istedikleri zaman demiştim. Hükümet-i Cumhuriyet'in 200 mebusu içinde aynı rakam 163 mebusun imzalarıyla Van'daki Darul Fünun'uma, medreseme 150 bin banknot tahsisat kabul etmeleri ve onun ile hükümet Cumhuriyet'in bana karşı teveccühü bu 163. maddeyi hakkımda hükümden ıskat ediyor dediğim halde o ehli vukuf 163 mevbus Said aleyhinde takibat yapmışlar diye tahrif etmiş. İşte makamı iddia da bu ehli vukufun böyle bütün bütün asılsız iddiamlarına binaen bizi mesul tutuyor. Halbuki meclisinizin kararıyla en yüksek heyeti ilmiye ve fenliyenin tetkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i Nur'un bütün eczaları tetkikten sonra bir ittifak hakkımızda verdiği kararda Said'in ve Risale-i Nur şakirtlerinin yazılarında dini, mukaddesatı alet edip devletin emniyetini ihlale teşvik veya bir cemiyet kurmak ve hükümete karşı bir sui maksadı bulunmak kastında olduğunu gösterir bir sarahat ve emare olmadığını ve Said'in şakirtleri Muhaberelerinde hükümete karşı kötü bir kast beslemek, bir cemiyet kurmak veya tarikat gütmek fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmaktadır diye müttefikan karar vermişler. Hem ehli vukuf Said Nursi'nin %90 risalesi hem samimi hem hasbi hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihette ayrılmamışlar. Bunlarda dini alet etmek veya cemiyet teşkil etmekle emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir şakitlerin birbiriyle ve Said Nursi ile muhabere mektupları da bu nevidendirler. 5-10 mahrem ve şekvalı ve gayri ilmi olan risalelerden başka bütün risaleleri, her biri bir ayetin tefsiri ve bir hadis-i şerifin hakikati namına yazılmışlardır. Din, iman, Allah, peygamber, ahiret akidelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsillerle yazılmış ve ilmi görüşleri ve ihtiyarlara ve gençlere ahlaki öğütler, ve hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakalar ve faydalı menkıbeleri ihtiva eden, mevcudun yüzde doksanını teşkil eden risalelerdir. Hükümete ve idareye ve asayişe ilişecek ciheti yoktur diye müttefikan karar vermişler. İşte makam-ı iddia, bu yüksek ehl hukufun raporuna bakmayarak, eski ve müşevveş ve nakıs rapora binaen, acip tarzlarda bizi itham etmesinden, hakikaten fevkal müteessir bulunmaktayız. Bu insaflı mahkemenin müsellem insaflarına elbette yakıştırmayız. Hatta temsilde hata olmasın bir Bektaşi ne için namaz kılmıyorsun demişler. O da Kur'an'da la takrabu's salate var demiş. Ona demişler bunun arkasını yani ve entum sukara'yı da oku denildiğinde ben hafız değilim demiş olması kabilinden Risale-i Nur'un bir cümlesini tutup o cümleyi tadil ve neticeyi beyan eden ahirini almayarak aleyhimize verilmektedir takdim edeceğim müdafaa namemde o iddianameye karşı mukayese edildiğinde bunun 30-40 misali görülecektir. Bu numunelerden latif bir vakayı beyan ediyorum. Eskişehir Mahkemesi'nde makamı iddianın nasılsa bir sehiv neticesi, Risale-i Nur'un iman derslerine halkları ifsat ediyor gibi bir tabir ve sonradan o tabirden vazgeçtiği halde Risale-i Nur şakitlerinden Abdurrezzak namında bir zat Mahkemeden bir sene sonra demiş. Hey bedbaht! 33 ayatı Kur'an'ı işaretinin takdirine mazhar ve İmam Ali'nin radıyallahu an üç kerametinin ihbar-ı gaybisiyle ve Gavs-ı Azam'ın Kudüs'e sırruhu kuvvetli bir tarzda ihbarıyla kıymet-i diniyesi tahakkuk eden ve bu 20 sene zarfında idareye hiçbir zararı dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber binler vatan evladını tenvir ve irşad eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten Risale-i Nur'un irşatlarına ifsat diyorsun, Allah'tan korkmuyorsun, dilin kurusun demiş. Şimdi bu Şakir'din haklı olarak bu sözünü makam iddia gördüğü halde, Sayit etrafına fesat saçmış tabirini insafınıza, vicdanınıza havale ediyorum. Makam iddia Risale-i Nur'un içtimai derslerine ilişmek fikriyle dinin tahtı ve makamı vicdandır, hükm'e kanuna bağlanmaz eskiden bağlanmasıyla içtimai keşmekeşler olmuştur dedi. Ben de derim ki, din yalnız iman değil, belki ameli salih dahi dinin ikinci cüzüdür. Acaba katl, zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayatı içtimai zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri, onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kafi gelir mi? O halde her hanede Belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lazım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşleri risale Nur, amel-i salih noktasında, iman canibinden, herkesin başında, her vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı ilahiyi hatırına getirmekle, fenalıktan kolayca kurtarır. Hem makamı iddia, bir risalenin güzel ve fevkalade keramet kerane bir tevafukunun imza edilmesiyle bir cemiyet efradı diye manasız bir emare beyan etmiş. Acaba esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet ünvanı verilir mi? Eskişehir'de aynı böyle bir vehim oldu, cevap verdiğim ve Mucizat Ahmediye Risalesini gösterdiğim zaman ile karşıladılar. Eğer mabeynimizde dünyevi bir cemiyet olsaydı, bu derece benim yüzümden zarar görenler elbette kemal nefretle benden kaçaca gittiler. Demek nasıl ben ve biz İmam-ı Gazali ile irtibatımız var, kopmuyor çünkü uhrevidir dünyaya bakmıyor. Aynen öyle de bu masum ve safi ve halis dindarlar benim gibi bir biçareye iman derslerinin hatırı için bir kuvvetli alaka göstermişler. Ondan bu asılsız mevhum bir cemiyeti siyasiye vehmini vermiş.'' Son sözüm Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Mevkuf hapsi Münferit'te Said Nursi. Bu gelen kısım çok ehemmiyetlidir. Bismihi Subhane. Son sözün bir mühim parçası. Efendiler, Reis Bey, dikkat ediniz. Risale-i Nur'u ve şakirtlerini mahkum etmek, doğrudan doğruya küfr mutlak hesabına, hakikat-ı Kur'aniye ve hakayık-ı imaniyeyi mahkum etmek hükmüne geçmekle 1300 seneden beri her senede 300 milyon onda yürümüş ve 300 milyar Müslümanların hakikate ve saadet daireyine giden caddi-i kübralarını kapatmaya çalışmaktır ve onların nefretlerini ve itirazlarını kendinize celbetmektir. Çünkü o caddede gelip gidenler, gelmiş geçmişlere dualar ve hasenatlarıyla yardım ediyorlar.'' hem bu mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya vesile olmaktır. Acaba Mahkeme-i Kübra'da bu 300 milyar davacıların karşısında sizden sorulsa ki, Doktor Duzi'nin baştan nihayete kadar Serap'a İslamiyetiniz ve vatanınız ve dininiz aleyhinde ve Frenkçe Tarihi İslam namındaki eseri ki, zındıkların kütüphanelerinizdeki eserlerine, kitaplarına ve serbest okumalarına ve o kitapların şakitleri kanunuzca cemiyet şeklini almalarıyla beraber dinsizlik veya komünistlik veya anarşistlik veya pek eski ifsat komitecilik gibi siyasetinize muhalif cemiyetlerine ilişmiyordunuz. Neden hiçbir siyasette alakaları olmayan ve yalnız iman ve Kur'an caddeyi kübrasında giden ve kendilerini ve vatandaşlarını idam ebediden ve hapsi münferitten kurtarmak için Kur'an'ın hakiki tefsir olan Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyanlara ve hiçbir siyasi cemiyetle münasebeti olmayan o halis dindarların birbiriyle uhrevi dostluk ve uhuvvetlerine cemiyet namı verip ilişmişsiniz. Onları pek acip bir kanunla mahkum ettiniz ve etmek istediniz dedikleri zaman ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz. Ve sizi ifal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, istibdadı mutlaka cumhuriyet namı vermekle, irtidadı mutlakı rejim altına almakla, sefaati mutlaka medeniyet ismi vermekle, cebri keyfi küfriye kanun ismini takmakla, hem sizi ifal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek, hakimiyeti İslamiye'ye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar.'' Ey efendiler! Dört senede dört defa dehşetli zelzeleler, tam tamına dört defa Risale-i Nur şakitlerine şiddetli bir surette taarruz ve zulüm zamanlarına tevafuku ve her bir zelzele dahi tam taarruz zamanında gelmesi ve hücumun durmasıyla zelzelenin durması işaretiyle şimdiki mahkumiyetimiz ile gelen semavi ve arzi belalardan siz mesulsünüz. Denizli Hapishanesi'nde tecridi Mutlak ve Hapsi Münferit'te mevkuf, Said Nursi Bismihi Subhane Son sözün bir kısmı Efendiler, şimdiki hayatı içtimaiyeyi bilemediğimden, makamı iddianın gidişatına göre sizce musammen mahkumiyetimize bir bahane olmak için pek musırrane ileri sürdüğünüz cemiyetçilik iddiamına karşı pek çok kati cevaplarımızı Ankara Ehli Vukufu'nundaki müttefikan tasdikleriyle beraber bu derece bu noktada ısrarınıza çok hayret ve tacüpte bulunurken kalbime bu mana geldi. Madem hayatı ictimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir haceti zaruriyesi ve aile hayatından ta kabile ve millet ve İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıta ve her insanın kainatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği medarı zarar ve hayret, ve insani ve İslami vazifelerin ifasına mani, maddi ve manevi esbabın tahacumatına karşı bir noktayı sınat ve medarı teselli olan dostluk ve kardeşane cemaat ve toplanmak ve samimane uhrevi cemiyet ve kuvvet siyasi cephesi olmadığı halde ve bilhassa hem dünya hem din hem ahiret saadetlerine kati vesile olarak iman ve Kur'an dersinde halis bir dostluk ve hakikat yolunda bir arkadaşlık ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüt taşıyan Risale-i Nur şakirtlerinin pek çok takdir ve tahsine şayan dersi imanda toplanmalarına cemiyeti siyasiye namını verenler elbette ve herhalde ya gayet fena bir surette aldanmış veya gayet gaddar bir anarşisttir ki hem insaniyete vahşiyane düşmanlık eder hem İslamiyete Nemrudane adavet eder.'' hem hayatı ictimaiyeye anarşiliğin en bozuk ve mütereddi tavrıyla husumet eder. Ve bu vatana ve millete ve hakimiyeti İslamiye'ye ve dini mukaddesata karşı mürtedane, mütemerridane, anudane mücadele eder. Veya ecnebi hesabına bu milletin can damarını kesmeye ve bozmaya çalışan elhannas bir zındıktır ki, hükümeti ifal ve adliyeyi şaşırtır, ta o şeytanlara, firavunlara, anarşistlere karşı şimdiye kadar istimal ettiğimiz manevi silahlarımızı kardeşlerimize ve vatanımıza çevirsin veya kırdırsın. Mevkuf Said Nursi Efendiler, 30-40 seneden beri ecnebi hesabına ve küfür ve ilhat namına bu milleti ifsat ve bu vatanı parçalamak fikriyle, Kur'an hakikatine ve iman hakikatlerine her vesileyle hücum eden ve çok şekillere giren bir gizli ifsat komitesine karşı, bu meselemizde kendilerine perde yaptıkları insafsız ve dikkatsiz memurlara ve bu mahkemeyi şaşırtan onların Müslüman kisvesindeki propagandacılarına hitaben fakat sizin huzurunuzda zahiren sizinle birkaç söz konuşacağıma müsaade ediniz. Fakat ikinci gün beraat kararı o dehşetli konuşmayı geriye bıraktı. Tecrid-i Mutlak'ta ve Hapsi Münferit'te mevkuf Said Nursi Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır. Büyük memurlardan birkaç saat benden sordular ki, Mustafa Kemal sana 300 lira maaş verip, Kürdistan'a ve vilayat-ı şarkıya Şeyh Sunusi yerine vaiz umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen 100 bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun dediler. Ben de onlara cevaben dedim ki, Yirmişer, 30'ar senelik hayatı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüzbinler vatandaşa, her birisine milyonlar sene uhrevi hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye alet olamayan ve tabi olmayan ve sırrı ihlası taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi. Hatta ben hapiste muhterem kardeşlerime demiştim, eğer Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un şiddetli tokatları için beni idama mahkum eden zatlar, Risale-i Nur ile imanlarını kurtarıp idam ebediden necat bulsalar, siz şahit olunuz, ben onları da ruhu canımla helal ederim. Beraatimizden sonra Denizli'de beni tarasutla taciz edenlere ve büyük amirlerine ve polis müdürüyle müfettişlere dedim. Risale-i Nur'un kabili inkar olmayan bir keramettir ki, 20 sene mazlumiyet hayatımda Yüzer risale ve mektuplarımda ve binler şakirtlerde hiçbir cereyan, hiçbir cemiyet ile ve dahili ve harici hiçbir komite ile hiçbir vesika, hiçbir alaka, dokuz ay tetkikatta bulunmamasıdır. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki bu harika vaziyeti versin? Bir tek adamın birkaç senedeki mahrem esrarı meydana çıksa, elbette onu mesul ve mahcup edecek yirmi madde bulunacak. Madem hakikat budur, ya diyeceksiniz ki pek harika ve mağlup olmaz bir deha bu işi çeviriyor. Veya diyeceksiniz gayet inayet kerane bir hıfz-ı ilahidir. Elbette böyle bir deha ile mübareze etmek hatadır. Millete ve vatana büyük bir zarardır. Ve böyle bir hıfz-ı ilahi ve inayet Rabbaniye'ye karşı gelmek firavunane bir temerrüttür. Eğer deseniz seni serbest bıraksak ve tarassut ve nezaret etmesek, derslerinle ve gizli esrarınla hayat-ı içtimaiyemizi bulandırabilirsin. Ben de derim, benim derslerim bila istisna bütünü hükümetin vaadiyenin eline geçmiş. Bir gün cezai mucib bir madde bulunmamış. 40 bin nüsha risale o derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla gezdiği halde menfaatten başka hiçbir zararı hiçbir kimseye olmadığı hem eski mahkemenin hem yeni mahkemenin mucib bir mesuliyet bir madde bulamamaları cihetiyle yenisi ittifakla beraatimize ve eskisi dünyaca bir büyüğün hatırı için 130 risaleden 5-10 kelime bahane edip yalnız kanaati vicdaniye ile 120 mevkuf kardeşlerimden yalnız 15 adama 6 şaray ceza verebilmesi kati bir hüccettir ki bana ve Risale-i Nur'a ilişmeniz manasız bir tevehhümle çirkin bir zulümdür.'' Hem daha yeni dersim yok ve bir sırrım gizli kalmadı ki nezaretle tadiline çalışsanız. Ben şimdi hürriyetime çok muhtacım. 20 seneden beri lüzumsuz ve haksız ve faydasız tarasutlar artık yeter. Benim sabrım tükendi. İhtiyarlık zafiyetinden şimdiye kadar yapmadığım bedduayı yapmak ihtimali var. Mazlumun ahı ta arşa kadar gider diye bir kuvvetli hakikattir. Sonra o zalim dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahlar dediler. Sen 20 senedir bir tek defa takkemizi başına koymadın. Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başına açmadın. Eski kıyafetinle bulundun. Halbuki 17 milyon bu kıyafete girdi. Ben de dedim. 17 milyon değil, belki 7 milyon da değil. Belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak yedi bin Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şer'iye ve cebri kanuni cihetiyle girmektense azimet-i şer'iye ve takva cihetiyle 7 milyar zatların kıyafetlerine girmeyi tercih ederim. Benim gibi 25 seneden beri hayatı ictimaiyeyi terk eden adama inat ediyor, bize muhaliftir denilmez. Haydi inat dahi olsa, madem Mustafa Kemal o inadı kıramadı ve iki mahkeme kırmadı ve üç vilayetin hükümetleri onu bozmadı, siz nece oluyorsunuz ki beyhude hem milletin hem hükümetin zararına o inadın kırılmasına çabalıyorsunuz? Haydi siyasi muhalif de olsa, madem tasdikinizle 20 senedir dünya ile alakasını kesen ve manen 20 seneden beri ölmüş bir adam yeniden dirilip faydasız, kendine çok zararlı olarak hayatı siyasiyeye girerek sizinle uğraşmaz. Bu halde onun muhalefetinden tevehüm etmek divaneliktir. Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divanelik olmasından, sizin gibilerle konuşmayı terk ediyorum. Ne yaparsanız minnet çekmem dediğim onları hem kızdırdı hem susturdu. Son sözüm, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. İslamiyet düşmanları Bediüzzaman Said Nursi ve Nur talebelerini mahkemelere sevk ederken ortalığı korkular ve tehditler yayarlar, resmi makamlara bütün bütün uydurma malumatlar yazdırırlar. Herkesi Bediüzzaman ve Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak için uğraşırlar. Nur talebelerinin aralarına fesat sokarak tesanütlerini bozmak için entrikalar çevirirler. Bediüzzaman Said Nursi, Nur talebelerinin menfi propagandalara aldanmamaları ve hem de Nur talebelerinin sevgili üstadlarıyla görüşmek ihtiyacı şiddetli olduğundan, bu ruhi ihtiyacı tatmin için sayır zamanlarda olduğu gibi Denizli hapsinde de yazdığı mektuplardan bir kısmını buraya derc ediyoruz. Hapishanelerde yazılan mektup ve eserleri nur talebeleri gizlice üstadlarından getirmeyi temin ederler. Zira Hazreti Üstad her hapishanede tecrid mutlak içinde bırakılmış ve başkalarıyla görüşmesi yasak edilmiştir. Bu fıkra bir casus vasıtasıyla resmi memurların eline geçtiği için layıkaya girmiştir. Bismihi Subhaneh ve min şeyin illa yusebihu bihamdi. Ramazan-ı Şerif'ten bir gün evvel gizli zındık düşmanlarım tarafından verildiğine kuvvetli ihtimal verdiğimiz ve doktorun tasdikiyle bir zehirlenmek hastalığıyla hararetim 40 dereceden geçmeye başlamışken, Kastamonu'da adliye müddeyi umumileri ve taharri komiserleri menzilimi taharri etmeye geldiler. Ben o dakikadan sonra başıma gelen dehşetli taarruzu bir hissi kabilel luku ile anlayarak ve şiddetli zehirli hastalığımdaki ölüme gidiyor diye, Isparta vilayetinde kıymetli kardeşlerimin kucaklarında teslimi ruh edip, o mübarek toprakta defn olmamı kalben niyaz ettim. Hizbül Ekberül Kur'an'ı açtım. Birden bu ayeti i kerime, Vasbir li hükmi rabbike fe inneke bi ayunina ve sebbih bi hamdi rabbik karşıma çıktı. Bana bak dedi. Ben de baktım, üç kuvvetli emareyle, manayı işari bana ve bize teselli veriyor. Şimdi başımıza gelen bu musibeti bir cihette hiçe indirdi. Ve Isparta'ya mevkufen beşinci nefhimi o kalbi duamın kabul olmasına delil eyledi. Birinci emare. Şeddeler sayılır hesabı ebcedi ile 1362 bu senenin Arabi aynı tarihine tevafuk edip manasıyla der. Sabre ile başına gelen kazayı Rabbaniye'ye teslim ol.'' Sen inayet gözü altındasın. Merak etme. Gecelerde tesbihat ve tahmidata devam eyle. Tahlil 3 Ra 600 4 Nun 200 1 Sin 1 Mim 100 1 Sat 1 F 1 Mim 210 4 Kef 1 Ayn 150 3 H 1 Vav 1 Y 40 1 Lam 9 B 1 Dal 1 Vav 4 elif 62 eder. Yekûn'u 1362 ederek bu senenin aynı tarihine ve başımıza gelen musibetin aynı dakikasına tam tamına tevafuku kuvvetli bir emaredir. Üçüncü emarenin beyanına şimdilik lüzum olmadığından yazdırılmadı. Said Nursi Bismihi Subhane. Bu hadise tesiriyle ben kendimi masum kardeşlerime rızayı kalple feda etmeye kati azmu cezmettiğim, ve çaresini fikren aradığım vakitte Celcelutiye'yi okudum. Birden hatıra geldi ki İmam Ali radıyallahu an Ya Rab eman ver diye dua etmiş. İnşallah o duanın sırrıyla selamete çıkarsınız. Evet Hazreti Ali radıyallahu an Kaside-i Celcelutiye'de iki surette Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi Ayetül Kübra Risalesine işareten ve bil ayetil kübra eminni minel fecet der. Ve bu işarette ima eder ki Ayetül Kübra yüzünden ehemmiyetli bir musibet Risale-i Nur talebelerine gelecek ve Ayetül Kübra hakkı için o fecet ve musibetten şakirtlerine eman ver diye niyaz eder. O Risale'yi ve menbaını şefaatçi yapar. Evet Ayetül Kübra Risalesinin tabu bahanesiyle gelen musibet aynen o remzi gaybiyi tasdik etti. Hem o kaside de Risale-i Nur'un mühim eczalarına tertibiyle işaretlerin hatimesinde mukabil sayfede der. فَتِلْكَ حُرُوفُ النُّورِ فَجْمَعْ ve وَحَقِّقْ مَعَانِيهَا بِهَا الْخَيْرُ تُمِّمَتْ Yani sen onların hassalarını topla ve manalarını tahkik eyle. Bütün hayır ve saadet onlar ile tamam olur der. Harflerin manalarını tahkik et karinesiyle, manayı ifade etmeyen hecai harfler murat olmayıp, belki kelimeler manasındaki sözler namıyla risaleler murattır. لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا